30 Ağustos Zafer Bayramı Bodrum'da coşkuyla kutlandı. Sabah Bodrum Belediye Meydanı'nda düzenlenen çelenk sunma töreninin ardından birçok etkinlikle devam eden kutlama programları kapsamında akşam ise ilk olarak Fener Alayı, ardından Belediye Meydanı'nda Faruk Demir ve Soner Olgun konseri düzenlendi. Bodrum İl Tamarina'da başlayan Fener Alayı'na Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Başkan Yardımcısı Ümmühan Yurt, Bodrum Belediye Meclis üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle birlikte binlerce vatandaş katıldı. Zafer Bayramı coşkusunun Bodrum sokaklarına yayıldığı Fener Alayı Bodrum Belediye Meydanı'nda sona erdi. Fener Alayı'nın ardından ise meydanda Faruk Demir ve Soner Olgun sahne aldı. Sunuculuğunu şovmen Hakan Doğanay'ın yaptığı gecede sahneye çıkan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Nazım Hikmet'in Büyük Taarruz şiirinde okudu ve meydanı dolduranlar tarafından büyük alkış alan konuşmasında şunları söyledi. Şereflendiren, bizleri zenginleştiren sevgili vatandaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum sizlere. Böyle, böyle güzel bir günde, böyle güzel bir akşamda sizlerle birlikte Bodrum'un merkezinde, tam da merkezinde bu meydanda olmak çok büyük bir onur, çok büyük bir gurur. Ben bu vesileyle öncelikle bütün herkesin, milletimizin ve sizlerin 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri gününüzü en içten dileklerimle, en kalbi duygularımla kutluyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramınız kutlu olsun. Dağlarda tek tek ateşler yanıyordu. Ve yıldızlar öyle ışıltılı, öyle ferahtılar ki şayak kalpaklı adam nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden güzel, rahat günlere inanıyordu. Ve gülen bıyıklarıyla duruyordu ki mavzerinin yanında. Birdenbire 5 adım sağında onu gördü. Paşalar onun arkasındaydılar. O saati sordu. Paşalar 3 dediler. Sarışın bir kurda benziyordu. Ve mavi gözleri çakmak çakmaktı. Yürüdü uçurumun kenarına kadar. Eğildi, durdu. Bıraksalar ince uzun bacakları üzerinde yaylanarak ve karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak Kocatepe'den Afyon Ovası'na atlayacaktı. Mustafa Kemal Atatürk. Başkan Aras'ın konuşmasının ardından sahneye çıkan Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, sarı saçlı mavi gözlü türküsünü seslendirdikten sonra zaferimiz kutlu olsun diyerek başladığı konuşmasını şöyle sürdürdü. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın davetlisi olarak Bodrum'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda sahne alan Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, konserden elde edilen gelirin hepsinin yetim kız çocukları için burs olduğunu belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü. Bir, kriterimiz şu. Öksüz, babasını, annesini kaybetmiş, üniversiteyi kazanmış, Ardahan'da okuyan kız öğrencilerine burs vermek için buradayız. Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir. Onları kimsesiz bırakmamak için Ahmet Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Buradan alacağımız bir kuruş Faruk Demir'e ya da Ardahan Belediyesi'ne gitmeyecek. Hepsi kayıtlı olarak yetim kız üniversite çocuklarımıza gideceğiz. Helal olsun, helali hoş olsun. Faruk Demir ayrıca Başkan Aras'a kız çocuklarına vermiş olduğu destekten dolayı Fahri Hemşirelik beratı vereceğini açıkladı. Faruk Demir konuşmasının ardından sevilen türküleri meydanı dolduran binlerce vatandaş ile birlikte seslendirdi. Demir son olarak yine sarı saçlı mavi göz türküsünü seslendirerek sahneden ayrıldı. Sana hasret, sana vurgun gönlümüz. Neredesin mavi gözlüm, nerede? Nerede, nerede, neredesin bu? Bu gemi, bu Karadeniz. Sarı saçlı mavi gözlüm, sarı saçlı mavi gözlüm. Nerede, nerede, neredesin bu?
Bodrum'da unutulmaz bir zafer bayramı kutlamasını yaşandığı gecede Faruk Demir'in ardından sahneye Soner Olgun çıktı. 10. yıl marşı ile sahneye çıkan Soner Olgun, gecenin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederken, konseri halkın arasında takip eden Başkan Arası gören Olgun, ilk defa böyle protokolde oturmayıp halkın arasında ayakta konser izleyen belediye başkanı gördüm dedi. Soner Olgun daha sonra seslendirdiği türküler, şarkılar ve şiirleriyle meydanı dolduran binlerce duygusal ve unutulmaz bir gece yaşattı. Türkiye!